Ya hologram olunca kamera da iyi odaklanamıyor tabii haklı olarak. Gerçi iyi odaklansa görüntülerden dolayı kanalı kapatırlar. Merhaba arkadaşlar. Hiç evde hologram yapmayı denediniz mi? Ben bunu birkaç gün önce Instagram'da gördüm ve epey havalı, cool bir şey gibi göründü bana. Dedim yapması da zor değilmiş. Yani bir tane cam alıyorsun, onu dört parça halinde birbirine yapıştırıyorsun. Dedim deneyeyim. Hani çok zor bir şey değil. Denedim bakalım gerçekten olacak mı diye. Ve oldu. Gerçekten çok enteresan. Şimdi size de göstermek için can atıyorum ama ilk önce nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ben bunu zaten şurada gördüğünüz gibi tek bir tane cam parçası var görüyorsunuz. Bunu dört tane halinde kestiriyorsunuz. Bunlar eşkenar üçgen olacak ama uçları kırpılmış eşkenar üçgen. Çünkü dik durabilecek şekilde telefon üzerine koyacağız biraz sonra. Sonra da bu eşkenar üçgenlere birbirine yapıştırıyorsunuz. İnsanlar silikon tabancasıyla falan yapıştırmışlar internette ama hiç gerek yok. Direkt bir bantla yapıştırabilirsiniz. Ben öyle yaptım, durdu. Dikkat edin elinizi falan kesmeyin ama yapıştırırken. Gayet güzel oldu. Bence denenebilir. Bu arada ufak bir ipucu. Böyle iyi parlayan, hafif aynalı gibi bir cam alırsanız, yani iyi parlaması gerekiyor, çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Çünkü ışığı daha iyi yansıttığı için orada daha güzel bir ışık hüzmesi oyunu oluşuyor. Bu arada isteyenler CD kabıyla da, yani mica denen bir malzeme var, onunla da yapabilirler cam kullanmak istemiyorsanız. Direkt CD kabını alıyorsunuz. Maket bıçağıyla kesiyorsunuz. İşte bu şekli oluşturuyorsunuz. Ve daha sonra da birbirine tutturuyorsunuz. Ama maket bıçağı falan biraz daha zor iş. Ben direkt camcıya gittim. Merhaba camcı abi dedim. Bana şu şekilden keser misin dedim. İşte o da kesti yani. Çok da sıkıntı olmadı. Ne için kullanacaksın yeğenim dedi. Dedim hologram yapacağım. Ha tamam dedi. Öyle kesti yani. Çok da sıkıntı olmadı. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Peki biz bunu kestirdik de hologram yapmak için videoyu nereden bulacağız? Bunu sorabilirsiniz. O konuda da YouTube yardımımıza yetişiyor her şekilde gibi. Canımız YouTube. YouTube'a hologram project yazarsanız zaten bir sürü video çıkıyor buna uygun olarak. Hani belli zaten 4 tane farklı video var. Tam piramide ortasına koyduğunuzda ters bir şekilde ortada bir hologram oluşuyor. Hani sadece hologram project yazıp beğendiğiniz bir videoya tıklamanız gerekiyor. Biraz sonra birkaç farklı video ile deneyeceğim, size göstereceğim. Bir de işte bu piramidiniz olması gerekiyor. O kadar çok da zor bir şey değil. Yani insanlar sağ olsunlar, gerçekten sağ olsunlar. Bunu yapmak isteyenler için hazırlamışlar ve yüklemişler YouTube'a. Zaten bir para da kazanmıyorlar bundan büyük ihtimalle. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan bir deneyelim. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Bildiğiniz ufak mavi saçlı bir kız içeride dans ediyor yani. Böyle izleyebiliyorsunuz. Bu arada bu anime karakterin adı neydi ya? Bilen yazsın arkadaşlar yorumlara. Bakın şimdi deniz anası falan da çıktı. Biraz etrafına dolanıyorum ki her açıdan görebilin diye. Bu video YouTube'daki hologram videosu telif hakkı içermeyen bir video. Hani dediğim gibi adamlar para kazanmıyor zaten. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii asıl eğlence ve görsel şov biraz sonra ışıkları kapatınca başlayacak. O zaman ben hemen ışıkları kapatayım ve sizi bu şovla baş başa bırakayım. Ah,
bu kuru kafanın daha büyük versiyonuyla karanlıkta karşılaştığınızı hayal edin. Veya böyle bir hologram eşek şakasına kurban olsanız tepkiniz ne olurdu? Korkar mıydınız? Ben korkardım. Dünyamız, gezegenimiz, mavi gezegenimiz, değerlimiz. Bunlar da izleyenlere ve like atanlar için benden kalp, size hologram kalp yolluyorum arkadaşlar. Bakın bakın, o kız tekrar çıktı. Karanlıkta daha güzel görünüyormuş ama, değil mi? YouTube'da araştırırsanız hologram yazıp buna benzer başka videolarda bulabilirsiniz. Yani dikkatinizi çektiyse, ilginizi çektiyse başka videoları da izleyebilirsiniz. Ya hologram olunca kamera da iyi odaklanamıyor tabi haklı olarak. Gerçi iyi odaklansa görüntülerden dolayı kanalı kapatırlar. Sen hala videoyu kapatmadın mı? Bitti ama video birkaç saniye önce canım ya. Ben şimdi hazır hologramı bulmuşken bir şeyler izleyeceğim. Yani öyle. İşte siz de kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani hoşça kalın.